Öncelikle bu geçirdiğimiz salgın döneminde ülkece çok zorluklar yaşadık. Dünya böyle bir zorluk yaşadı. Bu bağlamda bizleri unutmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Kültür Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Telif Hakları Genel Müdürlüğümüze ve Cumhurbaşkanımızın bütün çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok zorluklar çektik. Bir nebze de olsa bize dokunabildiler. Bu süreçte de Türkiye'de ilk kez bir şeyi becerdik. Hep birlikte yaptık bunu da. Kültür Bakanımızın oluruyla bir meslek birliği kurulmamıza izin verildi. Biliyorsunuz müzisyenler için farklı sivil toplum kuruluşları vardı ama bu sivil toplum kuruluşları mesleği tanımlamıyordu. Kültür Bakanımızın onayıyla bir meslek birliğimiz oldu ve bu meslek birliği sayesinde de artık yerelde çalışan, halkın içinde çalışan müzisyen ve sanatçı meslektaşlarımızın da mesleği tanımlanmış oldu. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Şöyle, biliyorsunuz ki her meslek örgütlerinin bir çalışmaları var, mesleğinin kabul oluşu var. İşte bir şoförlerin odası var, eczacıların birliği var, baronun birliği var ama müzisyenlerin böyle bir birliği yoktu. Bir meslek birlikleri var, eser sahipleri, ünlü sanatçı büyüklerimizin var ama tabanda çalışan, biz şu an kayıtlarımıza göre 75 bin sayıdayız. Bu sayımızın bir meslek örgütü yoktu, onları tanımlayan bir kurumsal niteliğimiz yoktu. Artık kurumsal niteliğimiz de oldu. Bizi devletimiz icraat sanatçı olarak tanıdı. En önemli başarımız bu. Tabii aynı zamanda mesleğimizdeki meslektaşlarımızın da bir en basitinden bankaya gittiğinde bile ne iş yapıyorsun da diğer kısmı değil, müzisyen olarak tanımlaması çıkacak oldu. Bu konuda ayrıca bir mutluluk veriyor bize. Şimdi Türkiye genelinde bir sıkıntı var biliyorsunuz. Arkadaşlarımız kayıt dışı çalışmayı çok seviyordu. Zaten bu kayıt dışı çalıştıklarından dolayı pandemide zorluk çekildi. Çünkü kayıtlarına ulaşamadı devlet. Elimizden geldiğince bizler yardımcı olmaya çalıştık ama Kültür Bakanlığımızın böyle bir oluşuma evet demesiyle şimdi Türkiye'de icracı sanatçılar, yani canlı müzik icracıları hepsi kayıt altında olacak ve gerekli sosyal güvenceleri, ekonomik kayıp olan vergi kayıpları, bunların hepsinin önüne geçmiş olacağız. Daha da önemlisi, geleceklerine doğru yatırımlar için planlamalar olacak.